AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar hükümete yakın medyayı Ergenekon ve Balyoz davalarındaki tutumunu sert sözle eleştirdi. İşte Tayyar'ın Beyaz TV'de katıldığı programdaki o sözleri. Şey, e, i̇lginç şeyler yapıyor bu son dönemde. Özellikle bu uçak krizinden sonra. Yani Europaya'nın çengelci bütün ilişkileri tuhaftır. tuhaf <laughs> <laughs> Geçmişi de biliyoruz yani. Yani Ergenekon sürecindeki rolünü de biliyoruz. Daha önce işte PKK ile ilişkilerini de biliyoruz. Yani e, çok farklı bağlantıları olan bir isim. Geçtiğimiz günlerde de bizim Akit, Akit TV'de mi evet, çıktı? Evet Akit bir yerde TV'de de çıktı. çıktı. Yani bence çok itibar etmemeler lazım. Dünya tersine ama. dönmüş dedi herkes. Şöyle. Yani e, ya e, bizim arkadaşların şöyle bir e, problem var özellikle muhafazakar kesimin e, bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Bir de e, hani bu paralel yapıyla mücadele e, ayarını bozdu birçok e, dostumuzun, çevremizin, hmm. yakınımızın. Paralel yapıyla mücadelede kendi yanında gibi hissetti, herkesle kucaklaşmaya başladı ve bir süre sonra bazılar için bu paralel yapıyla ile mücadele ergenekonvari yapıları aklamaya dönüştü. Bu da sıkıntılı bir durum. Bu çok önemli bir şey. Yani, yani ergenekonu, balyozu bir şeyi unuttuk sanki yani. Öyle öyle maalesef. Yani şöyle bir hale geldi ki, bakın ben çok açık söyleyeyim, bugün bizimle beraber e, hareket ediyor gibi gözüken ve yanımızda saf tutmuş birçok arkadaşımız. Ee, konuşmaya başlarken Ergenekon kumpası diye başlıyor. Balyoz kumpası diye başlıyor mesela. Şimdi evet. bu Ergenekon sanıkların bir kısmı zaten bizim bize yakın diye bilinen kanallarda baya itibarlar ele geldiler. <laughs> Demeçler veriyorlar vesaire falan. Ergenekondaki tüm sanıkların berat ettiği bir kararı bana hiç kimse doğru diye yutturamaz. Yani 27 Nisan'ı kim ne verdi? Ne çabuk unutuyoruz askeri vesayetin Aynen. Türkiye üzerindeki etkilerini. 27 Nisan'ı kim verdi muhtırayı? AK Parti hakkındaki kapatma davasını kim açtı? Evet. AK Parti yani Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yasağını kim koydu önce? Ya Veli Küçük, Çetin Doğan. Hepsi berat etmediler mi? Hepsi. Kamuoyunda bir anket yapın Allah aşkına. Yani bunlar bir sorun. Ya iş öyle bir hale geldi ki bak öyle bir hale geldi ki faili meçhul cinayet, ee, cinayet davasında Cemal Temizöz beraat etti. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca paralel yapım mı vardı? Cemaat mi vardı yani? 27 Nisan mutarası cemaat mı verdi yani? Ne çabuk unuttuk biz onların tamamını? Şimdi öyle bir hale geldi ki şunu da paralel yapı yaptı. Bunu da paralel yapı yaptı olan. Şimdi bak. Faili meşhur cinayetler falan çıkmaya başladı. Son 50 yılın bütün karanlık cinayetleri paralel yapıya bağdaştırılmaya çalışılıyor şu anda. Ergenekon'da da oldu. bunu yaşadık. Hatta ben o zaman ismini vermeyeyim bir muhafızakar bir e, gazetenin genel yayın yönetmenini aradım. Dedim ki bakın sizde şu isim var. Ergene konusulandırıyor bana dikkat edin. İşte 1971'deki Doktor Mehmet Güçlü cinayetinde Ergene konu yaptı falan. Manşet tam sayfa. Ya yapmayın bunu. Ve şimdi o arkadaş paralel yapıyla mücadelenin içerisinde aynı işi yapıyor. Şimdi ismini versem birçok insan tamam. kamuoyunda şok olur ama ismini vermeyeyim. İşte şunu da paralel yapı yaptı, bunu da paralel yapı yaptı diyor. Mesela şu anda. O dönemde de Ergenekon yaptı diyordu bunları. Bakın. Ve Ben o zaman gazetenin genel yayın yönetmeni aradım ve uyardım. Buna dikkat edin diye. Bu size fayda getirmez. Yazık günah. Özellikle A Haber, Kanal 24, Ülke TV, Kanal 7, Beyaz TV de dahil buna. Kanallarında. Allah rızası için, Allah rızası için, şu sırf cemaate küfrediyor diye ergene koncuları ekrana çıkarmayın. Allah rızası için.